Tapınakçılar devlet kuruyor ve mason oluyor. Papa'nın fermanı Fransa'da tapınakçıların üstadı olan Jacques de Molay'ın ve birçok tapınakçının öldürülmesi üzerine geriye kalan tapınak şövalyeleri Fransa'nın kuzeydoğusunda bugünkü İsviçre topraklarına kaçmış ve burada bir devlet kurmuşlardı. Artık o tarihten itibaren şövalyeliğin yerini bankerlik almıştı. Tapınakçıların devleti İsviçre'ydi, şimdi de öyledir. Bu iddianın ortaya atılmasının birkaç nedeni vardır. 1. İsviçre'nin kuruluşu, tapınakçıların Fransa'da zulme uğratıldığı zamana denk geliyordu. 2. İsviçre, Fransa'nın sadece kuzeydoğusunda olduğundan, tapınakçı kardeşlerin tüm bölgeden topluca kaçması için kolay bir bölgeydi. 3. İlk İsviçre kantonları tarihinde bazı iddialardan bahsedilirmiş ve iddialara göre beyaz giysili şövalyelerin gizlice ortaya çıktıkları ve yerli halkın yabancıların egemenliğine karşı özgürlüklerini kazanmalarına yardım ettikleriydi. 4. Tapınakçılar bankacılıkta, tarımda ve mühendislikte gelişmişlerdi. Bu benzer bakış açısı düşmanlarında da görülüyordu ve bu bölgelerin birbirinden ayrılmasının nihayet İsviçre'ye geçilmesinin ilk basamağıydı. 5. Ünlü tapınak haçı çoğu İsviçre kantonunun bayrağında bulunuyor ve tapınak şövalyeleri için önemli olan diğer amblemlerde anahtarlar ve lambalar gibi. Kaçan tapınakçıların önemli bir bölümü de 14. yüzyıl Avrupa'sında Katolik Kilisesi'nin otoritesini tanımayan tek krallığa, yani İskoçya'ya sığındılar. İskoçya'ya giden tapınak şövalyeleri, İngiltere-İskoçya Savaşı sırasında İskoç kralına savaşta yardım vaat ederek sığınma talep ederler. Yapılan savaşı İskoçlar kazanır. Kral da onlara sığınma hakkı verir ve tapınakçılar halkın içine karışmaya başlarlar. Bunun için de mason localarını kullanır ve masonların arasına karışarak hayatlarını devam ettirirlerdi. Burada bahsedilen masonluk duvar ustası ya da inşaat ustası anlamındaydı. Bir kısım tapınak şövalyesi ise İspanya'ya geçerek Calatrava, Alcantara, Saint Jacques de l'Aube tarikatlarına katılır. Diğer bir kısmı da Portekiz'e geçip Order du Christ, Türkçe anlamıyla Rabbimiz İsa Mesih'in Şövalyeleri adlı örgütünü kurarlar. Başka bir grup Roma Cermen İmparatorluğu'na geçip Töton Şövalyelerine katılır. Oldukça büyük bir grup da Hospitalier'e katılır. İngiltere'deki tapınakçılar bu olay sırasında önce tutuklanarak sorguya çekilir ancak hemen serbest bırakılır. Hatta bazı ülkelerde haklarında hiçbir işlem yapılmaz. İskoçya başta olmak üzere tapınakçılar masonların, yani kelime anlamı duvar ustası olan insanların arasına sızmış ve onların dernek veya lokal tarzındaki localarına girmiş ve yavaş yavaş bu insanlara kendi öğretilerini anlatmış, sindirmiş ve kabul ettirmişlerdir. Elbette bu süreç bir anda olmamıştır. Zaman içerisinde çeşitli etkileşimler bunun olmasını sağlamıştır. Sonrası mason locaları duvar ustası insanların değil, tapınakçıların toplanma yuvası oldu. Masonlukta bu duruma operatif masonluktan spekülatif masonluğa geçiş adı verilmektedir. Yani ortak duvar ustası işlevi yerine artık bir yanı gizemli ve mistik bir örgüt, bir yanı ise sosyal ve siyasal amaçlar güden bir dernek. Masonluk ve bazı simgeler hakkında daha fazla bilgi almak için sadece gerçek.net adresine göz atabilirsiniz. Tapınakçıların görünen amacı, kendilerini yasaklayıp üstadlarını öldüren papalığın ve bazı Avrupa krallıklarının yıkılmasıdır. Ama Hristiyanlık öğretilerinden uzaklaşan tapınakçıların gerçek amacı, şeytanın hakimiyetine verilmiş tek dünya devletini kurmaktı. Bu, aslında şeytanla antlaşma yapan her grubun amacı olmuştur. Bu konuda en aktif olanlar Yahudilerdir ve bu amacı güdenlere de temelde Siyonist denmektedir. Kudüs'teki Siyon Dağı'nın kutsallığına atfedilen bu düşünce sistemine Siyonizm olarak denmektedir. Bu amacın nesiller boyunca aktarıldığı
ve tapınakçılığın devamı olan Illuminati, Masonluk gibi örgütlerce sürdürüldüğü söylenir. Masonluğun etkisiyle gelişen ve Fransız tahtının yok olmasını sağlayan Fransız devrimi de bunun bir sonucu olarak yorumlanmıştır. Fransız devrimini ateşleyen ayaklanmanın planı, 1782 yılında Wilhelmsbad'da toplanan Büyük Masonik Konvansiyon'da yapılmıştı. Konvansiyona katılanlar arasında devrimin önemli liderlerinden Comte de Mirabeau de vardı. Mirabeau, Fransa'ya döner dönmez konvansiyon kararlarının detaylarını Fransız locaları içinde organize etmişti. Hatta yaygın bir söylentiye göre Fransız devrimi sırasında Kral 14. Louis'nin giyotinle kafasının kesildiği gün bilinmeyen biri ortaya çıkar ve "Jacques de Molay, öcün alındı!" diye bağırır. Ancak şu gerçek bilinmelidir ki bu Siyonist amaç doğrultusunda Yahudiler, Hristiyanları kullanmaktadır. Şeytan ise hem Yahudileri ve hem de Hristiyanları kullanmaktadır. Mistik ve gizemci inançlar özellikle tapınakçıların yaşadıkları dönemde büyük bir öneme sahiptir. Çok sayıda insan büyük güçler veya maddi imkanlar elde etmek için büyülere, karanlık güçlere ihtiyaç olduğuna inanmaktadır. Bu karanlık güçlerle bağlantı kurmak, onları kontrol altına almak, çeşitli sayılarla büyülü şifreler hazırlamak, etkili zehirler, ölümsüzlük veren ya da uzun bir hayat sağlayan ilaçlar üretmek, çeşitli madenleri altına çevirmek, o günlerin en bilimsel çalışmalarıdır. Elbette bunlardan bazıları beyhude çabalar olsa da bazıları gerçekleşmiş şeylerdir. Simya konusunda Niklas Flamel gibi birisi sinema sektöründe çeşitli filmlere bile konu olmuştur. Papa'nın fermanıyla 1312 yılında dağıtılan tapınakçılar ile birlikte Masonların da serbest dolaşım hakları ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle Fransa'da Mason localarında gizliden faaliyetlerini sürdüren tapınakçılar, yani Masonların Almanya'ya kaçmasıyla bu ülkedeki gotik mimari üslubu da birdenbire zirveye çıktığı söylenmektedir. Tapınakçıların Haşhaşiler ya da İsmaililer adlı batini anlayışa sahip olan Hasan Sabbah'ın öğretilerini uygulayan bir grupla da alakası olan bir şubesi daha vardır ki onun adı da Gül Haç örgütüdür. Ancak bu örgütü burada anlatmak konunun sıhhatine zarar vermekte ve zaten uzun olan konuyu daha uzun ve sıkıcı hale getirirdi. İşte bu sebeple sadece ismini söyleyerek bu konuyu geçiştiriyor ve Gül Haç örgütünün başka bir araştırma konusu olduğunu belirterek konuyu noktalıyoruz. İkinci bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmanızı rica ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.